Şimdi buraya niye çıktım? Neden çıktım? Ya şimdi trafikte bazı mallar var ve maalesef bu mallar çoğunlukta ne yapıyor bu gerizekalılar? Şimdi öncelikle biliyorsunuz sinyal kolu diye bir aparat var altta. Abi ittim mi yukarı altta çektim mi bu tarafa şey veriyor. Lamba yanıp sönüyor. Bunu kullanmıyoruz varsayılan davranış olarak. Eyvallah, sıkıntı yok. Ama ben kullanıyorum bu boku. Dolayısıyla sola sinyal verdiğim zaman sola döneceğim. Sağ verdiğim zaman sağ döneceğim. Bu işe yarıyor zaten. Ama insanlar da psikolojik olarak öyle bir alışkanlık var ki sinyal verdiğiniz zaman dönmeyecekmişsiniz gibi algılandığından döndüğünüz zaman suçlu oluyorsunuz. Arkadaki mal yüzünden. Arkadaki mal öyle düşünüyor yani. Şimdi bu bir konu. İkinci konuda arabada çocuk var, eşim var, kibar kibar araba sürüyorum. Zaten yapım gereği çok kibarımdır. Aşırı kibar bir insanım. Bütün kurallara uyuyorum. Ya kardeşim sinyal vermişim. Arabanın burnunu çok inceden çıkartmışım. Yani çıkış yapacağım orada. Bir de şerefsiz. Frene bas da demiyorum. Gaza basma ya. Sen zaten gaza basmasan arabanın mevcut süratiyle ben oradan çıkabileceğim. Çıkamıyorum. Arkandaki orospu çocuğu görüyor. O daha da bir gaza basıyor. Yani o kadar acelesi var ki. Kardeşim o kadar bir acelesi var. O kadar bir acelesi var. Yani nasıl söyleyeyim? Nereyi ne yetiştiriyor benim aklım almıyor. Ya gazdan ayağını çekeceksin. Bak frene de bas demiyorum ya. Müslüman gazdan ayağını çekeceksin. Ne beyinsiz insanlarsınız ya. Üçüncü bir konuda köşe başlarına yani diyelim ki ben böyle yola çıkacağım. Yol şu şekilde. Şöyle göstereyim. Tam o köşeleri araba park eden sığırlar. Arabayı park ediyorsunuz. O park ettiğiniz taraftan gelen arabayı görme ihtimalimiz yok. Mal mısınız ya? La vallahi billahi sizin yüzünüzden daha araba süresim gelmiyor. Eskiden diyordum ki zengin olursam güzel bir araba alacağım. Şimdi şey diyorum güzel zengin olursam şoför alacağım kendime. Sizin yüzünüzden evden çıkasım gelmiyor. Yemek yiyemiyorum. Açlıktan ölüyorum evin içinde. Hep yemek sepeti buraya çok fazla şey getirmiyor. Yemek. Ya rica ediyorum ya az sakin olalım. Eminim ki ameliyat masasında bekleyen acil bir hasta yoktur. 100 arabanın 100'ünde, 99'unda bile değil. Bu yüzden nazik kullanalım şu arabayı. Araba denen laneti. Ya bir de şu son model Mercedes'lerin, BMW'lerin içine sigara içmeyin. Yemin ederim görünce böyle var ya içim gidiyor ya. Hem arabanın içine ediyorsunuz hem arabanın kokusunun içine. Oğlum para var ama bu para muhtemelen çoğu zaman akıllılarda olmuyor ya. Niye böyle oluyor bunu da anlamış değilim. Neyse çok uzatmayayım. G'ye bağlamayayım işi. Bunları söylemek istedim. Dursun arşivimde. Yarın öbür gün ölürüm kalırım. İçimde kalmasın. Zaten paylaşıyorum yakınlarıma bu tip şeyleri. Bu da böyle bir video olsun. Eyvallah.